Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nahl Suresi 71-76. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildirmekte: Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rızk. Allah rızık hususunda bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kıldı. Yani insanlarda zengin olanlar var, fakir olanlar var. Bir kısım insanlar diyelim ağa durumunda, bir kısmı da orada onun yanında çalışan kimseler durumunda. Veya bir kısmı patron, bir kısmı işçi durumunda. Femellezina fuddilu bi raddi rızkihim, o üstün kılınanlar, kendilerine daha fazla rızık verilenler, kendilerine verilenleri başkalarına verip de ala ma meleket eymanuhum, malik oldukları kimselere, kölelere verip de fehum fi seva, orada eşit durumda olmayı istemezler. Efe bi ni'metillah yechadun, durum böyleyken Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Nasıl ki bu insanlar Allah'ın verdiği rızıkta diğerleriyle müsavi olmayı kabul edemezken, nasıl oluyor da bunlar bazı şeyleri Allah'a şerik tutuyorlar? Bu anlamda ayet-i kerime bir hatırlatma yapıyor. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvace, Allah kendi nefislerinizden eşler kıldı. Ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafede, ve Allah zevcelerinizden, eşlerinizden evlatlar, torunlar nasip etti. Ve razakakum minet tayyibat, ve temiz olan rızıklarla sizleri rızıklandırdı. Efe bil batıl yu'minune, artık onlar batıla iman edip ve bin nimetillahi hum yekfurun, Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Nahl suresinde ana tema itibariyle düşünülecek olursa, bütün nimetler Allah'tan ve sebepler vasıtasıyla bize gelen nimetler yine Allah'tan. Bu gibi meselelerde hayli tahşidatta bulunuluyor. Bir insan diyelim emri altında çalışanlar var veya eski dönem düşünülürse köleleri var. Onlara Allah'ın verdiğinden aslında veriyor. Ama onlarla müsavi olmak da istemiyor. Bu durumda kendisinin Allah'a şükretmesi gerekmez mi? Bunun mesela buna dikkat çekildi. Burada aile hayatı ve aile hayatının bir neticesi olarak evlatlar, torunlar, bunlara dikkat çekildi. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu insanlara tertemiz rızıklar vermesi, bunlara dikkat çekildi. Durum böyleyken batıla iman edip Allah'ın nimetlerini inkar etmek, nankörlük yapmak elbette yakışır bir durum değildir. İnsanın haysiyetine, onuruna yakışır bir durum değildir. Ama yine de insanlar bunu tam değerlendiremiyorlar ve bakıyorsunuz Allah'ı bırakıp başka şeylere ibadet ediyorlar. Ve ya'budune min dunillahi ma la yemliku lahum rizqan minas semawati vel ard şey'en ve la yastati'un. Ve onlar tutup Allah'ın dışında bazı şeylere ibadet ediyorlar. Allah'ın o kadar nimetlerine mukabil Allah'ı tanımaları, Allah'a ibadet etmeleri gerekirken Allah'ın dışında şeylere tapıyorlar. Ve bu tapmış oldukları şeyler مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا. Ve bunlar onlara rızık olarak göklerde ve yerde herhangi bir şeye sahip değiller. Yani onlara rızık veremezler. Rızkı veren Allah'tır. وَلَا يَسْتَطِعُونَ, ve buna güç de yetiremezler. Yani bütün insanların ilah kabul ettikleri, Allah'ın dışında mabut gibi kabul ettikleri şeyler bir araya toplansalar, bunlar bir şey yaratamazlar, insanlara rızık veremezler. Rızık doğrudan doğruya Allah'ın bir ikramıdır, bir ihsanıdır. Şöyle bir düşünecek olursak, yemiş olduğumuz veya daha diğer rızıklar, bunların her birisinin arkasında kainat çapında çarklar dönüyor. Söz gelimi elimize bir elmayı aldığımızda, bu elma bir elma ağacında yaratıldı. O elma ağacı kökleriyle toprağa bağlı, dallarıyla yukarıyla alakası var, havayla, suyla, güneşle alakası var ve adeta o elmanın arka planında bütün kainat var.
Demek ki bir elmayı insana rızık olarak verebilmek için bütün kainata sahip olan bir kudret lazım. Ta ki insana o rızkı verebilsin veya herhangi bir canlıya o rızkı verebilsin. Bir şeker koca bir fabrikada elde ediliyor. O şekeri yapan kimse, arka planda fabrikaya sahip olan da odur. Kainat bir fabrika gibi ve rızık kainat fabrikasında dokunuyor. Kainat fabrikasından mamul madde olarak bize gönderiliyor. Bu durumda insan şükrünü sadece ve sadece Allah'a tahsis etmeli ve ibadetini sadece ve sadece Allah için yapmalı. Ama pek çok insan bunu anlayamıyor, bunu idrak edemiyor ve rızkını insanlardan zannediyor. Rızkını ağasından, beyinden, paşasından zannediyor. Halbuki rızık doğrudan doğruya Allah'tan. فَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah'a emsal getirmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمْ Allah bilir. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Siz bilmezsiniz. Allah'a emsal getirmeyin derken, yani ağanızı, beyinizi veya patronunuzu, işvereninizi haşa Allah yerine koymayın. Hiçbir şey Allah'ın misli değildir. Hiçbir şey Allah'a denk değildir. Rızkınızı bu gibi sebeplerden bilmeyin. Rızkınızı veren doğrudan doğruya Allah'tır. Ne tabiat, ne tesadüf, ne sebepler, ne bir takım yetki sahibi gibi görülen kimseler size rızık veriyor değildir. Hakikat itibariyle gerçekte onlar kendileri rızka muhtaç olan varlıklardır. Ve onlar doğrudan rızık verecek kabiliyette değil, rızka muhtaç kimselerdir. Veya rızka muhtaç varlıklardır. Böyle olunca Allah'a emsal getirmek, Allah'ın rızık göndermesi gibi onları da sanki rızık noktasında Allah'a şerik etmek elbette uygun değildir. Daraballahu meselen abden memluken, Allah şöyle bir misal getirdi. Bir köle var. La yakdiru ala şey, bir şeye kadir değil. Yani hiçbir yetkisi yok, hiçbir gücü kudreti yok. Ve men razaknahu minna rızkan hasene, ama bir başkası da var ki biz ona rızık vermişiz, güzel bir rızık. Fehuve yunfigu minhu sirran ve cehra, ve gizli ve aşikar bir şekilde o maldan, o rızıktan infak ediyor. Hel yestavun, hiç bunlar bir olurlar mı? Yani bir tarafta bir köle var, hiçbir yetkiye sahip değil, hiçbir imkana sahip değil, ama bir başkası ise Allah'ın rızkına mazhar olmuş, pek çok imkanları var ve kendinde var olanları veriyor, başkalarıyla paylaşıyor. Elbette bu ikisi bir değildir. Bunlar birbirine müsavi değildir. Elhamdülillah, hamd Allah'adır. Bel ekseruhum la ya'lemun, ama insanların çoğu bunu bilmezler. Yani Allah-u Teala rızkın sahibidir ve Allah-u Teala rızkı gönderendir. Ama tabiat gibi, tesadüf gibi şeyler, elinden bir şey gelmeyen, hiçbir yetkisi olmayan bir köle durumundadır. Madem ki rızkı gönderen Allah'tır, o halde elhamdülillah, hamd da Allah'a mahsustur. Elhamdülillah derken bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olan Allah'a hamd ediyoruz. Ve Allah-u Teala'yı metü senada bulunuyoruz. İşte mete asıl layık olan, şükre asıl layık olan doğrudan doğruya Allah-u Teala'dır. Ve daraballahu meselen raculeynim, ve Allah şunu misal getirdi. İki adam var. Ehaduhuma ebkem, bunlardan biri dilsiz. La yakdiru ala şey, bir şeye gücü de yetmiyor. Ve huve kellun ala mevlahu, ve efendisinin üzerinde bir yük. Yani bir işe yarayacak durumda değil, dilsiz, elinden bir şey gelmeyen bir zavallı. Eynema yuveccihu la yeti bi hayr. Onu nereye yönlendirsen, nereye sevk etsen bir hayır getirmeyecek, bir işe yaramayacak. Hel yestevi huve ve men ye'muru bil adl ve huve ala sıratın mustakim. Böyle birisi mutedil bir vaziyette, tam adalet üzere olan, sırat-ı müstakim üzere olan bir kimseyle bir olur mu? Elbette bu ikisi bir değildir. Burada yine bir örnek getiriliyor. İki insan var. Bunlardan birisi köle,
ama zavallı bir köle, dilsiz, elinden bir şey gelmiyor, tamamen efendisinin üzerine bir yük durumunda. Yani herhangi bir hayır, herhangi bir işe yarayabilecek durumda değil. Bir başkası ise gerçekten sağlam, iş yapabilecek durumda. Elbette böyle olanla diğeri bir değildir. Bunu hakikata şöyle uygulayabiliriz. Mesela toprak. Toprak bir köle gibi adeta. Normalde topraktan biz bir hayır bekleyemeyiz. Yani toprak nerede? Hayat meydana getirmek, rızık meydana getirmek nerede? Toprak cansız bir şey. Ama toprağa tohumlar düştüğünde Allah'ın izniyle oradan çok güzel şeyler yetişiyor. Bu durumda biz toprağı doğrudan doğruya bir kapıcı olarak göreceğiz. Yani toprak bize bunu doğrudan kendisi vermiyor. Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle toprak bir vesile oluyor ve Allah-u Teala ikramlarını buradan gönderiyor. Veya ağaçları düşünelim. Ağaçlar şu bahar mevsiminde yeşillendiler. Ardından bir yaz mevsimi gelecek. Dallarında çok güzel meyveler meydana gelecek. Bunlar da bir köle gibi adeta. Kendilerine kalsa bir şey yapamazlar ama Allah onlara ikramda bulunuyor. Onların elleriyle, ağaçların dallarının elleriyle Allah bize nice nimetlerini gönderiyor. Demek ki meselelere bu şekilde bakmak lazım ve bütün bu nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek gerekiyor. Yoksa insan işte mesela meyveler doğrudan ağaçtandır, işte yağmur buluttandır, insanların yaratılması anne babadandır. Bu gibi şeylere takılıp kalacak olursa köle ile efendiyi ayırt edememiş olur. Bütün varlık alemi Allah'ın huzurunda Allah'ın emirlerini dinleyen bir abd-i memluk durumundadır. Ve Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirmektedir. Ama kafirlerin bakış açısına göre kafirler bunları adeta doğrudan bir efendi gibi görüyor. Ve doğrudan bunlar kendi başına iş yapıyor zannediyor. Halbuki toprağı bir kapı kabul edeceğiz. Allah-u Teala oradan bize ikramda bulunuyor. Ağaçların dallarıyla Allah bize meyveler gönderiyor. Bu noktada Mevlana Celaleddin'in şu ifadesini insan hatırlıyor. Mevlana diyor ki, Kur'an-ı Kerim her ne kadar lisan-ı peygamberiden, peygamberin dilinden insanlara bildirilmişse de her kim dese ki o Muhammed'in kendi sözüdür, Allah'ın indirdiğini inkar etmiş olur diyor. Çok ince bir yaklaşım. Evet, Kur'an-ı Kerim peygamberimizin diliyle insanlara bildirildi ama peygamberimiz doğrudan o kitabın sahibi değil. Ve onun diliyle insanlara ulaştırılan kitap peygamberin kitabı değil, doğrudan Allah'ın kitabı. Nasıl ki Allah-u Teala peygamberin dilini kendi mesajını ulaştırmada bir vasıta olarak kullandı ve peygamberi bir elçi kıldı, onun diliyle insanlara Kur'an'ı anlattı. Temsilde hata olmasın. Ağaçların dalları da, onlar da sanki ayrı bir dil durumunda. Onlar da Allah'ın özel ikramlarını bize ulaştırmada bir vasıta. Biz sebepleri inkar etmiyoruz ama sebeplerin yaratıcı olmadığını söylüyoruz. Sebepler yaratıcı değil, sebepler doğrudan doğruya Allah'ın ikramına bir vesile. Ama ne yazıktır ki günümüzde nice insan sebepler perdesine takılıp kalıyor. Ve meyveleri ağaçtan zannediyor, yağmuru doğrudan buluttan bekliyor ve kendisini anne babasının yarattığını zannediyor. Halbuki anne babasına sorsa beni siz mi yarattınız? Herhalde onlar diyecekler ki biz nasıl yaratabiliriz ki? Biz senin kız mı erkek mi olduğuna bile karar vermedik. Karar bizden çıkmadı. Dolayısıyla sen Allah'ın bir ikramısın. İşte nasıl ki ailelere çocuklar taraf-ı ilahiden bir ikramdır. Ama aileler de onların yaratılması için bir sebeptir, bir vasıtadır. Temsilde hata olmasın. Ağaçların dalları veya güneş veya bulut, ne kadar sebepler varsa bütün bu sebepler Allah-u Teala'nın ikramları için birer aracı durumundadırlar. Birer vasıta durumundadırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar ile Allah arasında
pek çok perdelerin bulunduğunu bize bildiriyor. Bazı rivayetlerde 70 perde, bazı rivayetlerde 70 bin perde denilmiş. Bu perdeler zulmani veya nurani olabilmekte. İşte kainatın tamamı yeri geldiğinde bir perdede olabilir ve sebepler başka bir perde, tabiat başka bir perde. İnsan bu perdeler arkasında Allah'ın tasarrufunu görmeye çalışacak. Nasıl ki gölge oyunlarında, Karagöz, Hacivat gibi oyunlarda perdeye bir şey yansıyor ama perde arkasından birisi seslendiriyor, eliyle hareket ettiriyor. Bütün kainatı bu tarzda görmemiz mümkün. Ve bütün sebep durumunda olanları Allah'ın tasarrufuna bir alet olarak görmek mümkün. Bu anlamda eğer meselelere bakacak olursak gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği tevhidi yakalamış oluruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde yağmur yağıyor tarzında anlatılmaz. Yağmurun yağdırılmasından söz edilir. Yağmur yağmaz, yağdırılır. Enzele mines semâi mâen ve enzelnâ mines semâi mâen tahûra. Bu mealde ayetler var. Allah gökten bir su indirdi. Biz gökten tertemiz bir su indirdik. Bu gibi ayetler yağmurun doğrudan doğruya rahmet-i ilahiyeden gönderildiğini bize bildiriyor. Ve bunun neticesinde biz yağmura rahmet diyoruz. Yağmur yağıyor yerine genelde eskide rahmet yağıyor denilirdi. Ve bunun Allah'ın rahmetinin bir tecellisi olduğu bu ifadeyle nazara verilmiş olurdu. İşte bu anlamda her bir nimetin Allah'tan olduğunu idrak edebiliriz. Sebepler var, sebepleri inkar etmiyoruz ama sebeplerin arkasında Allah'ın tasarrufu var. Allah dilerse sebepleri devre dışı bırakır, çok harika bir şekilde de insanlara çok özel ikramda bulunabilir. Bununla alakalı yaşanmış bir olayı zikretmek istiyorum. Bir zattan dinlemiştim. Bir gün annesi demiş ki, oğlum demiş benim optalidom bitmiş, acaba sende optalidom var mı? O da diyor anneciğim yok ama başka bir şey var diyor. Bir bardak su getiriyor, cebinde leblebi varmış. Annesinin ağzına, annesine göstermeden leblebiyi koyuyor. Suyu da verip anneciğim bismillah de yut diyor. Annesi bismillah deyip leblebiyi yutuyor. Ama ne olduğunu da bilmiyor. Aradan yarım saat kadar geçtikten sonra oğlum diyor bu çok iyi geldi bana. Hiçbir ağrım kalmadı. Bundan sonra ben bunu kullanayım diyor. Bunun adı ne? Oğlu Latife Yollu diyor ki anneciğim bunun da adı leblebidon. İşte burada şunu görüyoruz. Allah-u Teala dilerse çok basit şeylerle de şifa verebilir. Bu noktada şifayı yaratma noktasında Allah'a şerik koşmanın bir anlamı yok. Yani doktoru şerik koşmak veya ilaçları şerik koşmak buna lüzum yok. Hatta hidayet noktasında peygamber hidayete vesiledir. Kamil mürşitler hidayete vesiledir ama hidayet Allah'tandır. Daha bunun gibi hayat, evet kainat çapında çarklar dönüyor, hayat meydana geliyor ama hayat doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyladır. İnsan bütün bunları bilirse bir takım şöyle mi böyle mi tereddütlerden kurtulur, gerçek tevhidi elde eder ve sebepler perdesini aşarak bütün bu nimetlerin Allah'tan olduğunu idrak eder. Cenab-ı Hak böyle bir idrak seviyesine hepimizi ulaştırsın. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.